Peki hocam, aynı zamanda şimdi bizler dediğim gibi burada çok uzun çaplı anlatamıyorsunuz. Çünkü o birikimlerinizi paylaş zaten burada ne kadar yayın yaparsak yapalım yetmeyecektir. Bunun dışında sizlerin bir özelliği ise şunu söylemiştiniz bana röportajdan önce. Çok karamsar bir dönemlerinde, ben de buna birebir göstermiş olduğunuz bazı mail ve mesajlardan gördüm. Çok karamsar bir dönemlerinde, kendilerini kötü hissettikleri bir dönemde benim videomla hayata dönen birçok insan var. Bu videolarınızı da takip ederek yine güncel konularınızı takip edip kendilerine yeni bir bakış açısı elde edebilirler sanırım. Evet. Yani ben direkt şunu net diyorum. Bu reklam değil, taahhüttür. YouTube'daki videolarımdan herhangi birisini izleyerek arkadaşlar rahatlayabilirler. Gerçekten rahatlayabilirler. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatın güzel ya da çirkin olmasının dışarıyla alakası yok. Hayatın güzel ya da çirkin olmasının insanın kendi içiyle alakası var. Ve ben o videolarda insanları kendi içindeki potansiyeli nasıl kullanacaklarını gösteriyorum. Yani olayı nasıl biliyor musunuz? Hazreti Yusuf zindana düşüyor ve insanların rüyalarını yorumluyor. Ve sonra bir gün zindandan çıkıyor. Neden zindandan çıkıyor? Çünkü Hazreti Yusuf'un da bir rüya görmüştü çocukken. O rüyasının peşinden koşmadı hiç. Başkalarının rüyasının peşinden koştu. Sonra kendi rüyası gerçekleşti. Ben insanlara hep bunu anlatmak istiyorum. Kuyudan su çekiyoruz ya. Kuyudan su çektik. Suyu döktükçe alttan su gelir. Suyu döktükçe alttan su gelir. Ama cimrilik yaptın, su orada kalsın kullanmayayım dedin ya. O su kirlenir ve altının gözü de kurur. Verdikçe alırsın. Sistem öyle işliyor. Ve biz de başkaları için ne düşünüyorsak o bizim başımıza geliyor. Ve ana temam şu. Yani bana bir seni tek kelime anlatacak bir cümle söyle. Ve herkesin duyurmak istediği bir şey söyle. Dense herhalde şunu derim. Öldürmek isteyenler ölecekler. Yaşatmak isteyenler yaşayacaklar. Bu bir fizik kanunu. Etki tepki yasası. Ne kadar etki yaparsan o kadar tepki gelir. Ne kadar teşekkür edersen o kadar teşekkür alacaksın. Elinde olan bir şey var ve onun artmasını istiyorsun. Bir miktar paran var, artmasını istiyorsun. Elindeki paraya minnet ettiğinde ona teşekkür edin, o daha fazla artacak. Niye bende az var, Gizem Hanım'da çok var dediğinde o elindekini de kaybedeceksin. Bir insana hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Merkez sensin, çıkış noktası sensin. Senden bir şey çıkıyor ve bu sana geri dönüyor. Her şey aslında geri dönüyor. Yerden bir taş al, at, o geri yere düşer. Biz de topraktan geldik, toprağa gidiyoruz geri. Yani her şey aslına döner ve biz de bir şey istiyoruz. İşte zengin olmak istiyorum, güzel olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum. Çevremizdeki herkesin zenginliğini, mutluluğunu, başarısını düşünürsek Hazreti Yusuf'un rüyasına kavuştuğu gibi bizim de rüyamızla kavuşmuş olacağız. Sistem böyle işte, biz yanlış biliyoruz. Bize hep çalış, çabala, disiplin ol, hep bunu anlatıyorlar. Biz olayı tersine, yani bu ben hayalleri gerçekleştirdiğim için adamı sıfatlarken şunu yakaladım. Hayatım perde arkası, insanları görmediği şeyi yakaladığımı düşündüğüm için böyle söylüyorum. Ve ben Gizem Hanım'ın güzelliğini istersen bana güzellik gelecek. Onun zenginliğini istersen bana zenginlik gelecek. Röportajın başında söylemiş olduğumuz şeyi inanıyorum ki sizler de söylediğimize inanmışsınızdır. Hayalleri gerçeği dönüştüren adamla tanıştırmıştık sizleri. Bakalım bir sonraki durağımızda nerede olacağız, nerede buluşacağız? Hocamın da dediği gibi sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.